Herkese merhaba. Yeni bir videodan, yeni bir günden. İşler yolunda gidiyor. Taş duvarımızı örmeye başladı ustalarımız. Ben evde uğraştığımdan taş duvara çok fazla bir vakit bulamıyorum. Bu tarafında taş duvarın artık örülmesi gerekiyordu. Beklemelik bir şansımız kalmadı. O yüzden ustalarımıza burayı başlattık. Arkadaki kulübemizi, tavukların kümesini, köpeklerin kulübesini söktük. Mecburen artık kış gelmeden oranın dolması gerekiyordu. Aynı zamanda da taşlarımız orada olduğu için taşların heba olmaması adına duvarımızı başlattık. Bu şekilde köy yolu cephemizdeki duvarımız ikinci gününde neredeyse bayağı bir tamamlandı. Duvarımız bu arkadaki kısma kadar gidecek. Orada bırakacağız şimdilik. Çünkü başka planlar var. Belli olması gereken durumlar var. Onlar olduktan sonra gidişata göre duvarımızı devam ettireceğiz. Bu tarafın kapanması bizim için büyük bir avantaj olacak tabi. Hem taş duvar işi olarak da hemen hemen işi yarılanacak. Geriye bir şuradaki ön cephemiz, bir de evin diğer tarafındaki kavakların oradaki duvarımız kalacak. Duvarın uzunluğu baştan sona kadar şimdilik bu. Yükseklik olarak biraz daha yükselecek. Bu en baştan yükseltip ileriye doğru devam edecekler. Evle alakalı işler yolunda. Elektrik su tesisatımız yapıldı. Normalde BİMS'lerin üzerine taş kaplanacaktı. Ama hem maddi sebeplerden hem de işin hızlanması adına şimdilik taş kaplamadan vazgeçip normal sıvamızı yaptırdık. Alçı sıva. İki kat üstüne saten. Tuvalet banyoda kaba sıva şeklinde yapıldı. Bu duvarımız çift yüzlü bir duvar. Hem dışarıdan hem bu taraftan. Duvar örüm bittikten sonra da derziz işlemi başlayacak. Bir yandan da harfiyatımız geliyor. Şimdi bu biliyorsunuz pis malzemeyi biraz daha alta seriyoruz. Bunun üstüne şu şekilde gördüğünüz gibi biraz daha temiz olan toprağı çekiyoruz. Bunun üstüne de en son bahçe yapılacak yerlere daha da böyle kumumsu, daha da temiz, daha da ince bir toprak gelecek. Arka cephedeki duvarımız oradaydı. Onun da yükselmesi gerekiyor. Ama sıra sıra yapacağız. Tavukların kümesi geçici olarak buraya alındı. Şurada köyde bir fazlalık boşta bir kümes varmış. Onu da Pablo için indirdik şimdilik. Bozoyu zaten geceleri bağlamıyoruz kangalı. O bekçilik yapıyor. Geziniyor ortalıkta. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu cephenin renk işlemi de yapıldı. Buraya tabi bir kat daha atılacak. Evin içindeki elektrik tesisatı yapıldı. Su bağlantımız yapıldı. Buradaki duvarımız yaklaşık değil, daha doğrusu 3 metreydi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burası ortalama 1 metre, 1,5 metre daha yukarıya kalkacak. Yukarıya kalktıktan sonra burayı da tam düz bir şekilde tesviye yapacağız. Su bağlantımız yapıldı. Saat yerimiz ayarlandı. Tuvaletimizin çıkışı burada. Bu buradan çıkacak. Buradan bu şekilde gelip arkadaki foseptiğe gidecek. Buradan bir elektrik çıkışımız var. Biliyorsunuz normalde sulu sistem şömine yapılacaktı. Burada çok verim anlamayacağımız söylendi. 3-4 tane firmayla görüştük. Soğuk bir memleket olduğu için. O yüzden dolayı kat kaloriferine dönüldü. Köy yolunun duvarı bittikten sonra devam edecek olan duvar burası. Şimdi buraya bir kat kaloriferinin sobası ve bir odunluk geleceği için burayı bir nebze daha biraz daha yükseltip çok fazla sındıra yanaşmadan burayı bir düzleyeceğiz. Şimdi bugün bir iki kamyon harfiyat geldi. Buraya döktürdüm. Yarın da diğer günde bunları serdirip burada kendimize bir alan açıp oraya bir olumluk yapılacak.
Aynı şekilde foseptik de hemen hemen bu civarlarda bir yerlere gelecek. Buraların dolgusu bitmişti zaten. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Buraların hemen hemen tesviyesi yapıldı. Hemen hemen tabii temiz toprağa çekildi. Tabii evin önündeki toprağı muhtemelen şu an kaldıracağız gibi duruyor. Oraya güzel bir çapı sermek daha mantıklı olacak gibi. Çünkü çok çamur oluyor. Şu kısımdaki, duvarın örülen kısımdaki boşluk olan kısım, yani şu kısım doldurulduktan sonra harfiyat artık oradan bu şekilde arkaya doğru gelip buralarda dolduğu zaman gayet güzel dümdüz bir alan çıkacak. Evin dış renginin yapım aşamasında şu an iki cephemiz bitti. Tabi detaylar geldikçe ev ortaya çıkmaya başlıyor. Diğer iki cephemiz kaldı. Şimdi çelik kapımıza bir çerçeve, bir kasa geliyor. Pimo penlerimizin pervazları zaten var. Daha verandadan birisini, verandanın tamamından birisini çakmadık. İşler yapıldıkça tabi güzelleşiyor. Şimdi bizim mutfak dolabımız buradan başlıyor. Bu duvarın yarısına kadar geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi alçı artı zaten sıvamız bitti. Bunun üstüne ya bir boya ya da bir duvar kağıdı gelecek. Daha kararını veremedik. Elektrik tesisat işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi prizlerimiz takılacak. Su tesisat işlemlerimiz, onlar da bitti. Sıva da bitince biraz daha şekillenmeye başladı. Yavaş yavaş oturma pozisyonuna geliyor. Şu an bugün pazar. Pazartesi veya salı günü kısmetse yerden ısıtma kat kaloriferimiz başlıyor. O da başladıktan sonra hemen peşine bir şap giriyor. Şapın üstüne parkeyi döşüyorum. Mutfak dolabı yapılıyor. Ve evimiz hemen hemen oturulacak kısmına gelmeye başlıyor. Sigorta kutumuz orada. Koridorun, yani salonda gözükmeyip arkasında olsun istedik. Buradan hepsi toplanıyor. Bu şekilde yandaki sigorta kutusuna, paneline çıkışı yapılıyor. Yukarıdaki odamızın veya abimizin de sıvası bitti. Tabii daha bu iç ahşaplara da rengi gelecek. Aynı şekilde lambirlerin de rengi yapılacak. O zaman daha da şekillenmeye başlayacak her şey. Şimdilik durum bu. Gidişat bu. Araziden, evden son görüntülerimiz bunlar. Devam ediyoruz. Uğraşıyoruz. Yılmadan, usanmadan. 11. 12. aydan beri. Ama sonucu güzel olacak diye düşünüyoruz. Zaten çıkan görüntü yavaş yavaş bizi tatmin etmeye başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Şimdi taş duvarımızın derzi yapılıyor. Taş duvara derz nasıl yapılır? Ustalarımızın yapımında. Bunu size göstermek istiyorum. Bir kişi buradan derzi seriyor. Bir kişi arkasını kesiyor. İki kişi de burada ağaçını karıyor. Bir kır çekimde izleyelim. Bakalım taş duvara derz nasıl oluyor.
harcı bu şekilde taşların birleşim yerlerine attıktan sonra malayla düzlemesi yapılıyor. Ondan sonra su kanallarının geçmesi için çiviyle bu şekilde çizikler atılıyor. En son kenarlarından fazlalıklarını törpüleme, kesme işlemi yapılıyor. Bu şekilde bir derz görüntüsü ortaya çıkıyor. Buraları gördüğünüz gibi daha kesilmemiş yerler. Bu şekilde kesim işlemi yapılıyor. Bu şekilde kabaca sıvandıktan sonra kesme işlemleri yapılıp derzin görüntüsü azaltılıp biraz daha taşlar ön plana çıkartıyor. Zaten farkı burada görüyorsunuz. Burası daha kesilmemiş yerler. Buralarda kesilmiş yerler.